الرحيم. Bakın tekrar ediyorum. Resulullah buyurdu ki kıyamet gününde Allah bütün insanları bir araya toplar ve şöyle söyler. Kim neye tapıyorsa onun peşine düşsün. Allah böyle söyledikten sonra artık güneşe tapan güneşin peşine gider, mecusiler. Aya tapan ayın peşinden gider, sabiinler. Tağutlara tapan ise taptıkları tağutlara, uydukları tağutların peşine takılır giderler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hristiyanlar kendi haçlarının, kendi rahiplerinin peşine düşer. Yahudiler kendi hahamlarının peşine düşer. Müşrikler kendi şeyhlerinin, kendi parti liderlerinin, kendi zalim yöneticilerinin peşine düşerler diyor. Tağutlar, tavahit diyor. Onların peşine takılır gider diyor. Yani cehenneme sürüklenir onlarla beraber diyor. Evet, Allah Yahudi'yi hesaba mı çekecek? Yahudi zaten kafir. Allah Hristiyan'ı hesaba mı çekecek? Hristiyan zaten kafir. Allah tağutu reddetmeyen müşriği hesaba mı çekecek? Onlar zaten kafir. Allah Bakara 257'de kafir diyor onlara. Onlar hesaba mı çekecek? Allah kafiri müşriği hesaba çekmez arkadaşlar. Allah Müslüman'ı hesaba çeker. Hesaba çeker, defteri onun yanına getirilir, doğrusuyla yanlışıyla hesabını verir, ya cennete gider ya cehenneme. Kafir Allah niye hesaba çeksin ki? Allah mesela Putin'i niye hesaba çeksin? Allah Trump'ı niye hesaba çeksin? Zaten kafir. Ne diyecek? Ey Putin sen içkiyi niye içtin mi diyecek? Niye kumar oynadın mı diyecek? Zaten kafir yani, anladınız mı arkadaşlar? Zaten İslam'a inanmıyor. Atacak cehenneme direkt. Biiznillah. O günü bekliyoruz ve o güne olan imanımız sonsuzdur. Zaten o güne olan imanımız olmasaydı muhtemelen yaşam çekilmez olurdu. İkinci hadisimiz de budur arkadaşlar. Sahihtir. Tağutla alakalı üçüncü hadisimize geçecek olursak hemen bunun kaynağını da söyleyeyim. Müsned'de İshak bin Rahaviye rivayet eder. Teberani'nin Mucemül Efsat'ında 4. ciltte 284. sayfada bu hadis geçer. Ve aynı şekilde Ebu Naim'in hadis kitabı olan Hilyetül Evliya ve Tabakatül Esviya isimli kitabında 6. ciltte 196. sayfada geçer bu hadis değerli arkadaşlar. Bu hadis de sahih bir hadistir. Üçüncü hadisimiz tağutla alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesinden döndüğü sırada yolda bineği üzerindeyken bir bedevi devesi üzerinde hışımla ortalığı sarsa sarsa geçiyor. Orada bulunanlardan birisi bari bu sarsıntının yani bu çabasının bu acelesinin sebebi Allah için olsa diyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer çabası iftihar ve övünme içinse o tağut yolundadır diyor. Görüldüğü üzere burada da tağut geçiyor. Yani arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Tebük Savaşı'ndan dönüyor. Savaştan dönerken bir adam devesiyle beraber böyle safların içerisinden hızlı bir şekilde devesiyle beraber geçiyor. Adam böyle tozu dumana katınca sahabelerden biri diyor ki bari bu yaptıkları Allah için olsa yani. Yani diyor tamam bu adam böyle çabalıyor ama inşallah Allah için çabalıyordur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevaben diyor ki övünme ve iftihar içinse yani bu çabası övünme ve iftihar içinse bu adam tağut yolundadır diyor. Değerli arkadaşlar görüldüğü üzere burada da tağut kelimesi geçiyor. Dördüncü hadisimize geçelim. Tağutla alakalı dördüncü hadisimize geçelim. Bu hadisin kaynağı da Teberani'nin El-Mucemül Kebir kitabıdır. Üçüncü ciltte 297. sayfadadır değerli arkadaşlar. Kahire 1994 basımında geçer. Mucemül Kebir'de 3. ciltte 297. sayfada. Ebu Malik el-Eşari radiyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine şöyle söylerdi. Yatmadan önce şu duayı okuyun. Âmentu billah ve kefertu bittağut. Yani Allah'a iman ettim, tağutu reddettim. Değerli arkadaşlar bu hadis sahihtir. Dediğimiz gibi Teberani'nin Mucemül Kebir'inde geçer. 3. ciltte 297. sayfada geçer. 1994 Kahire basımıdır. Bu kitaptan ulaşabilirsiniz. Burada Ebu Malik Eşari radıyallahu anh peygamberden rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah bize yatmadan önce şu duayı okumamızı söylerdi. Âmentu billah ve kefertu bittağut. Yani Allah'a iman ettim, tağutu reddettim dememizi peygamber bize söylerdi diyor radıyallahu anh. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar bu da dördüncü hadisimizdi. Tağutla alakalı beşinci hadisimize geçelim. Bu hadisin kaynağını da hemen en baştan söyleyeyim. İmam Nesai'nin Kitabül Sünen'inde geçer. Nesai'nin Sünen'i var ya orada geçer arkadaşlar. İmam bölümünde 10. hadiste geçer. Aynı şekilde İmam Buhari'nin sahihinin 5. hadisidir. İmam Müslim'in sahihinin İmam bölümündeki 6. hadistir. Ayrıca İbn-i Mace'nin sünenindeki kefaret bölümünde geçen 6. hadistir. Değerli arkadaşlar bu hadisimizde 5. tağut hadisimizde burada da Abdurrahman bin Semura'dan rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah dışında başkası adına yemin etmekten nehyederken şöyle buyurdu diyor. Peygamberimiz diyor ki babalarınıza ve tağutlarınıza yemin etmeyin diyor. Babalarınıza ve tağutlara yemin etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki
babanızın üzerine yemin etmeyin. Yani annenin, babanın şunun bunun üzerine yemin etme. Bir de tağuta yemin etme. Yani evliya çarpsın. Hani diyorlar ya bugün bizimki. Ya evliya çarpsın ya. Evliya çarpsın, doğru söylüyorum falan diyorlar ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tağutlara yemin etmeyin. Putlara yemin etmeyin. Allah'la kendi aranıza koyduğunuz şeylere yemin etmeyin. Şu ekmek çarpsın ki falan diyorlar ya. Böyle şeyleri söylemeyin. Yani parayı öyle bir Rab edinmişsin ki, parayı öyle bir tağut edinmişsin ki paraya yemin ediyorsun, ekmeğe yemin ediyorsun. Peygamber yapmayın diyor. Değerli arkadaşlar, babalarınıza ve tağutlara yemin etmeyin diyerek. Bu hadis de sahihtir.